Bu videomuzda baharatgillerden nane bitkisinin faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Nane, doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğu için eski çağlardan beri şifacılar tarafından tedavi amaçlı kullanılmıştır. Alternatif tıp içinde kullanımı en fazla olan bitki nane olduğu için çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Nefes açıcı özellikleri, A vitamini deposu olması, C vitamini açısından zengin olması, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olmasının yanında omega 3 yağlarına sahip olması da birçok faydası olmasını sağlamıştır. Günümüzde hasta olanlar için nane çayı ve nane limon çayı yapılması da geleneklerden gelen bir şifa bulma yöntemidir. Sağlık açısından nanenin faydaları şu şekilde sıralanabilir. Nane, ferahlatıcı etkisiyle nefes açıcı bir bitki olarak bilinen nanenin faydaları arasında üst solunum yollarını rahatlatması da bilinir. Ayrıca burun tıkanıklığına ve burun içindeki mukus sıvısının sağlıklı bir şekilde oluşmasına da yardımcı olur. Nane, içerdiği asit oranı ile mide içinde oluşan sindirimi rahatlatırken, bağırsaklarda oluşan sindirimde de katalizör görevi görür. Ayrıca sindirim sırasında salgılanması gereken sindirim enzimlerinin de sağlıklı bir şekilde görevini görmesini sağlayan bir bitkidir. Nanenin ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisiyle baş ağrıları oluştuğunda baş ağrısının hafiflemesini ve dinmesini sağlar. Ayrıca içerdiği sodyum ile kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlayan nane, baş ağrısının hafiflemesini de bu özelliğiyle sağlar. Bir nefes darlığı rahatsızlığı olan astım hastalığının nöbetlerinde nane çayı içilmesi ve nane aromalı yiyecekler tüketilmesi, astım nöbetlerinin sıklığını azaltırken, nöbet sırasında nefes alışverişlerinizin rahatlamasını da nanenin faydaları arasındadır. İçerdiği antioksidanların sayısının fazla olması, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanızı sağlarken, özellikle karaciğerinizde toplanmış olan toksinlerin temizlenmesine de yardımcı olur. Karaciğerinizin sağlıklı olmasını sağlayan nane, karaciğerin salgıladığı tüm enzim ve hormonların sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar. Ciddi bir rahatsızlık olan depresyona karşı verilen antidepresif ilaçların etken maddeleri araştırıldığında, nanenin güçlü bir etken madde olarak kullanıldığı görülecektir. Nane, özellikle rahatlatıcı etkisiyle, antidepresif ilaçların etken maddesi olarak da kullanılmaktadır. Nane çayının düzenli olarak tüketilmesi, hem vücuduna fazla kafeinin girmesini engeller, hem de daha fazla rahatlatıcı bitki çayı içmeniz, sizi hem rahatlatacak, hem de kendinizi dinlendirmenizi sağlayacaktır. Meme kanserine karşı içerisinde bulunan antioksidanlar çok etkilidir. Özellikle meme kanseri tümörünün yayılmasını önleyen antioksidanları içermesi, bayanların korkulu rüyası olan meme kanserinin yayılmasını da yavaşlatır. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu özelliği bulunan nane, sağlıklı olmanızı sağlar. Nanenin ezilerek yoğurt ile karıştırılıp cilt maskesi yapılması, cildin gözeneklerinin açılmasını sağlayarak hem toksinlerin cilt gözeneklerinden uzaklaştırılmasını sağlar, hem de cildin beslenerek rahatlamasını ve sağlıklı beslenmesini sağlar. Nane, ağız sağlığını koruyan doğal bir antibiyotiktir. Ağız içinde biriken bakterilerin yok edilmesinde, çiğ şekilde yenen yeşil nane, çok etkili olduğu için, diş ve diş eti sağlığı için, diş macunları hep nane içerikli olarak üretilmektedir. Nanenin zararları nelerdir? Nanenin faydaları kadar zararları da var. Bu zararları şu şekilde söyleyebiliriz. Fazla tüketilen nane, midede asit oranını artırarak, midenizin ekşimesine sebep olurken, midede sağlıklı bir sindirim oluşmasını önler. Ayrıca mide asit oranının artması, mide zarının kanamasına neden olabilir. Nane limon çok fazla içildiğinde, ishale neden olacağı gibi, bağırsaklarınızın sağlıksız olmasına da neden olur. Gebelik dönemlerinde fazla tüketilen nane, anne adayının hormonal dengesini bozacağı için dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Ayrıca 60 yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı olanların, uzmana danışmadan tüketmeleri önerilmez ve sakıncalıdır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.